Ben Asım Özcan. Eymir'de doğdum. Eymir'de 55 yaşıma geldim. Köyümüzde bir 1900 kaçta ürkmüş arkadaşlar? 39 depreminde büyük kayadan dökülen taş araziye dökülmüş. Tapulama geldiğinde burasını şey çıkarttılar. Mera çıkarttılar yani. Hazinenin dediler taşlık olduğu için, ama bunun içinde köylüler parsellemiş, demiş ki bura senin, bura benim demiş. Herkes, kimse kimsenin yerine müdahale edemiyor orada. Ağaç yetiştirdiler o taşların içinde. Orayı muhafaza ettiler. Yoğunda bir taş var. Ama her tarafı şey, tapulu fındık bahçesi. Her tarafı tapulu fındık bahçesi. Yoğun bir taş var orada. Ordu, Altın Ordu Belediyesi buraya gelmiş, ben bu taşı alacağım diyor. Sen bu taşı alacaksın ama buranın da altı uçuk. Ta ırmak çekiyi burayı. Burada aşağı yukarı o bölgede hiç olmazsa 100 ton fındık olur. 100, buraya şey koyacaklarmış, kontrsör kuracaklarmış. Taş ocağı yapacaklarmış burayı. Bizim yerimiz, yurdumuz burada. Ben 55 yaşımda yaşıma gelmişim. Hala da şeydeyim. Bu köyde yaşıyorum. Benim yerim olmayınca param olsa ne olur? Yani sağlıklı bir ürün alma şansımız yok. Biz de halk olarak vermeyeceğiz. Gerekirse yasal yola gittik. Yasal yol bize ne diyecek? Yasal yol bittiğinde ya bizi kaldıracaklar buradan. İmir Köyü 350 hane. Bunun etkilenen, yoğun etkilenen kişi 100-150 hane etkilenir bunda. Yollarımız sıkıntılı vesaire vesaire. Biz vermeyeceğiz diye onlar alacağız diyorlar. Altın Ordu, biz Ulubey'e bağlıyız. Ordu Ulubey Eymir Mahallesi. Büyükşehir Altın Ordu diyor. Ben alacağım taşı. Nasıl alacaksın efendi? Ya bu benim işime yarıyor. Hazine. Vermiyoruz sana yer. Vermiyoruz. Beni razı edip de alacağım da. Zorundan bir şey yok. Razı olma şansımız yok. Sonuç bu. Yani sıkıntımız var. Raporu geldi, evet. Chat raporunda diyor ki 61 senelik rezerv var burada diyor. 61 senelik. Mevcut yüzey taşı aldıktan sonra diyor 50 metrede biz taban taşına talibik buranın diyor. Chat raporu. 50 metreyi vurdu mu ırmağın seviyesine iniyor orası. Irmağın seviyesine iniyor. Bizim köyümüz iki bölüm. Bir de bu tepenin arkasında var. O köyümüzün, eğer bu 5 metre 50 metre derine inerlerse o köyümüzün durma şansı hiç yok. Doğru ırmağa iner. Uçuk. Yani sıkıntımız var. Chat raporu onu diyor. Şimdi yeniden bir chat raporu daha çıkacakmış falan diyorlar. Ne verdik? Mahkeme şimdi olumlu derse bu sefer bedenle koyacağız. Ya bizi ezecekler, hepimizi alacaklar buradan. Alacaklar, devlet ne eylerse bizi bir tarafa gösterecek. Sivas'a mı gideceğiz, nereye gideceğiz? Burada şimdi benim yerim gittiğinde ben gidip de öbür vatandaştan yer alamam ki. Her şey parayla olmuyor. İnsanın da yaşaması lazım. Evet, Karyon. Evet. Şimdi tamam, taş ocağı kurulmak isteniyor da. Şimdi tamam, biz toplumdan ayrılmayacağız. Evet, doğru. Tamam, köyümüzün var. Orada 1939 senesinde depremde orası yıkılmış. Bunun altında su olduğunu söyler. Dedem, rahmetlik dedem derdi ki bunun altında oğlum ırmağa akan su var derdi. Yani çok büyük su varmış bunun altında. Olduğunu söylüyordu dedem. Şimdi tabii halkla beraberiz. Biz de halkla beraberiz. Şimdi yani 50 kişi evet derse, 3 kişi hayır derse olmaz. Yani ona kimse müdahale edemez. Ama şöyle bir durum var. Ben diyorum ki devlet buraya el attı mıydı, buranın kardeşim cimanı alır. Mayasını alır. Yani niye? Benim başıma da geldi. Ben Gebze'de oturuyordum. Senin bozmak istemiyordum arkadaşım. Köyümüz böyle kalacak bizim. Sıkıntımız oraya var. Olsa Eymir de geçecek. Buralar bile gidiyor ondan sonra. Eymir gider. Gider. Pompa suyumuzu şu tepeye basıyor. 85 hane bundan yararlanıyor şu anda. Aşağıki emirde kaç hane var? Aşağı yukarı 100 hane var. 100 hane de buradan farklı suyu alıyor. Biz yukarı gittiğimiz ayrı,
Aşağı giden ayrı. Aşağı 185 ayrı ya. Aşağısı buranın kını ayrı. Sadece. Bak burada. Sen ben su alacağım. Ben susuz kalacağım. Sen oluktan su alacaksın. Sen nereden alacaksın suyu? Söylemenden oradan alacaksın. Verirlerse alacaksın ya da hemen deresinden alacaksın. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Burada her iş hepimizin işi. Kalemenle... Birer gün su getiriyordu. Getirene kadar bitiyordu. Öyle mi? Evet. Ondan vallahi, sonra borular çıktı. Buraya kazma vurulsa eğrilir işi biter kardeş. Elimizden geldiği kadar atlayacağız, direneceğiz. Hepsi bu. Ne yapacağız? Ben Emir Mahalle Muhtarı, Ulubey'e bağlı Emir Mahalle Muhtarı Ferhat Pala. Biz buradaki röportaj amacımız Emir Mahallesi'ne Altınordu Belediyesi'nin açmak istediği taş ocağı ile ilgili, bazalt istasyonu ile ilgili röportaj yapmak. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Benim mahallem 1435'te kurulmuş Oğuz boylarından gelen, Oğuz boylarının birçok kolundan Eymir boyu diye yerleşen bir tarihi bir köylerimizden bir tanesidir. Öylesine ki bu tarihinden beri, bu zamandan beri bu hale gelmiş. O zamanda birçok sülalelerin bu köyde o başlangıcından bu zamana kadar aynı şekilde devam eden mahallemiz şu anda Altınordu Belediyesi'nin bizi zorlamasıyla, bize baskısıyla bu taş ocağını almak istiyor. Burada bizim 8 tane su gözümüz var. Bu köyün 200-210 hanesine hitap eden, su ihtiyaçlarını karşılayan, hatta hayvancılığın yoğun olduğu, insanların tarım arazisinin yoğun olduğu ve bu su gözlerinden bu insanların yararlanmak zorunda oldukları su gözlerinin üzerine taş ocağı diye çakıl ocağı açıp makine kurup burada sularımızı harap edecekler, bitirecekler. Bir ikincisi, benim bu bölgem, arkamda gördüğünüz bu taş ocağının olduğu bölge 1939 depreminde, şu gördüğünüz bölge 1939 depreminde tamamen birleşik olduğu halde bugün gördüğünüz gibi ve parçalanmış ve yere çökmüş durumda. Altında su olması sebebiyle devamlı kayan bir bölge. Günlük veya haftalık bile gözle görülebildiği kadar yer yer kayan ve fındık bahçelerinin bile top top olduğu, yarıldığı yerlerimiz var. Biz bu sebepten diyoruz ki, biz yaşamak istiyoruz. Bizi taş doyurmayacak. Bizi, bu doğayı bana dedelerim bırakmış. Ben de torunlarıma, ben de geleceğime, bu insanlığa bu güzelliği bırakmak istiyorum. Benim mahallemde bu bölgenin hesaplarımıza göre, tarım ilçeden aldığımız evraklara göre yaklaşık taş ocağından 0 metresinden 250 metreye kadar olan çevresindeki toplam arazi miktarım 600 dönüm kadar civarında. Buradaki vatandaşların bu mağdur olması demek. Burada hayvancılık yapan o kadar çok insanım var ki, yani yaklaşık 200 baş hayvana tekabül ediyor bu. Buradaki böyle bir yerdeki tarım alanlarının geliştirilmesi, hayvancılığın geliştirilmesi, insan yaşam haklarına müdahale edilmesi bizce gerçekten buradan bizde taşın demek isteniyor gibi geliyor. Burada bize sunulan dosyada, ilk başlangıç dosyasında diyorlar ki en yakın ev hemen de şurada gördüğümüz gibi vatandaşın iki tane hanesi var ve 111 metre söylüyorlar ama kuş ucu bakarsanız sadece ve sadece 60 metre. 60 metre bir mesafede. Bu hayvanın 15 baş tane hayvanı var. Büyükbaş hayvanı var. Geçimini bununla sağlıyor. Yanında bitişiğinde fındık bahçeleri var. Bununla sağlıyor. Yani o kadar mağdur ediliyor ki bir arpa köyü civarından ki Mele Tırmağı'na kadar uçma tehlikesi olan, heyelan bölgesi olan bir bölge, bu ispatlanmış heyelan bölgesi olan bir bölge bize dayatmayla buradaki taşın kaldırılıp bu heyelana sebep verilmesi gerçekten sebep olacaklar. Bir ikincisi, şimdi biz Altınordu Belediyesi bize bu bölge için sunum dosyasını askıya çıkarttığında biz gerekli elimizdeki belgelerimizi, işte buradaki fauna ortamını, buradaki kaymaları, buradaki su gözlerini, hatta ki OSKİ'den, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan OSKİ'den eleman getirdik. Buradaki su gözlerini, koordinatlarını aldırarak tespit ettik. Gerekli itirazlarımızı 701 tane imza ile birlikte Çevre ve Şehirciliğe biz bu itirazlarımızı belirttik, bildirdik. Ama
Beklediğimiz süreçte bize önce gerekli yerlere yazılar yazıldı. İşte Ordu Büyükşehir Belediyesi gibi, OSKİ gibi, işte İl Afat gibi böyle yerlere bu yazılar yazıldı dendi. En sonunda bize gelen yazı işte Çevre ve Şehircilik Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca ÇED raporuna gerek yoktur yazısıyla birlikte bunu bize bir de ilan kağıdıyla birlikte bunu bize geri gönderdiler. Ve bu süreçten sonra da tek yapmamız gereken mahkemeye müracaat etmekti. Şu anda yaklaşık 45 tane müdahille birlikte mahalle sakini, bu yerin etrafında oturan, burada yeri olan, hayvancılık yapan vatandaşlarla birlikte müdahil olduk. Sağ olsun Ordu Çevre Derneği bizi bu konuda, bu hususta yalnız bırakmadı. Her zaman doğa olaylarının, çevrenin yanında olan Çevre Derneği de bu arada nasibeti gelmişken teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki biz mahkeme sürecini başlattık. Başlatmamıza rağmen yine Altınordu Belediyesi durmayarak dün benim mahalleme gelip vatandaşlarımı rahatsız etmek gibi, sen ille bize bu yerinden yol ver gibi beyanatlarda bulunarak komşu köyü muhtarlarıyla birlikte, kendine bağlı olan muhtarlarla birlikte vatandaşlarımı rahatsız ederek ve bununla ilgili de bugün avukatımla birlikte suç duyurusunda bulunacağımı, yani bu işin peşini bırakmayacağımızı ben kesin ve kati olarak beni dinleyen, bizi dinleyen, bu programı dinleyen tüm vatandaşlara, herkese beyan etmek istiyorum. Bilsinler ki Eymir Mahallesi bir bütündür. Eymir Mahallesi kışın 650-680 kişilik bir nüfusa sahip ama yazınsa yaklaşık 1500-1800 nüfusa sahip bir mahalledir. Bu mahalleyi yok saymak akla, mantığa aykırı bir şeydir. Ve diyorum ki mahkeme süreci ne olursa olsun biz önce kanundan yana, kanunen haklarımızı arayacağız. Ama daha sonrası direnmekse direnmek, engelse engel, biz Eymir Mahallesi olarak buradayız. Altınordu Belediyesi'ne duyurulur. Ve Şehircilik Müdürlüğü'ne sunum dosyasından sonraki verdiğimiz itiraz dilekçemiz. Bizim verdiğimiz bu itirazımıza göre, bu itirazda ne var diyeceksiniz. Bu itirazda buradaki faunadan tutun da su gözlerine varana kadar tüm ağaç, kestane ağaçları, ceviz ağaçları ve orman ağaçları, ne ararsanız çeşitli ağaçların resimleri, su gözlerinin resimleri, hepsi bunlarla birlikte 701 imzayla birlikte biz bunu Çevre Şehirciye beyan ettik, belirttik. İtirazlarımızı belirttik. Bize daha sonrası dediler ki bu elimde gördüğünüz işte şeyden gelen, Ordu Valiliği Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen yazı. Öncesinde bize dediler bunu biz gerekli makamlara yazdık, gerekli kurumlara yazdık. Bunlardan cevabını bekliyoruz diye yazdılar. Ve daha sonrasında gelen yazı da bize diyor ki şu kağıtta, ÇED yönetmeliğinin 17 maddesi gereğince Altınordu Belediye Başkanlığı tarafından Ordu ili Ulubey ilçesi Yukarı Emir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazalt ocağı projesine valiliğimizce çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilmiştir diyor. Söz konusu kararın gerekli görülen yerlerde askıda ilan edilmesi, ayrıca yerel iletişim araçlarıyla duyurulması, tesisin yapılacağı bölgeye halkın ve bilgilendirmesi amacıyla mahalle muhtarına bilgi verilmesi. Ben bunu durdurmaya çalışıyorum ama öyle bir şey ki, öyle bir çelişki ki, bunun ilanını bana mahallemde astırmak zorunda kalıyorlar ve astım. Astığım, bana gelen bu evrağın geliş tarihiyle askı tarihini, sürecini yazdım ve mahkemeye de bunu ibraz ettim. Ne olursa olsun, hangi şey olursa olsun, önce kanuni yoldan bu Eymir Mahallesi olarak hakkımı arayacağım. Şuradan da seslenmek de istiyorum yine. Tüm mahalle, çevremdeki tüm mahallelere sesleniyorum. Aydınlar gibi, Arpaköy gibi, Güzelyalı gibi, Karaağaç gibi, Güzelyurt gibi, çevremde olan tüm mahalle halkına ve muhtarlarına sesleniyorum. Bu olaya bizim kadar siz de tepki gösterin. Çünkü yarın burası, şu konuda var. Bize dediler ki bu yıl burasını, Altınordu Belediyesi, bana göre çok önemli olan bir konu burası. Altınordu Belediyesi burayı sunum dosyasında bize 5 yıllık ruhsat almış. Bu 5 yıllık ruhsat sonucunda yılda 490 bin ton bu civarda bir malzeme çıkartacaklarmış burada yıllık olarak. Ama
Bu bölge öylesi bir bölge ki 21 hektar civarında bir arazi üzerine yaklaşık 210 dönüm civarında bir arazi burası. 50 metre derinlikte rezerv bulunduğu söyleniyor ve bu rezervi göz önüne aldığınızda yaklaşık 63 yıl gibi bir yıla tekabül ediyormuş arkadaşlar. Böyle bir korkunç bir şey ki bakın karşısı ben sadece bu 63 yılı şu gördüğünüz döküntü taştan bahsediyorum. Bunun da karşı kayasından bahsetmiyorum. Bu yörenin bu bölgedeki kayasından bahsetmiyorum. İnanın ben inanıyorum ki ben öyle şey diyorum ki bu zaman gelecek 63 aldıkları takdirde bizi buradan yok ettikleri takdirde bu 63 yıl bitmeyecek. Bitmeyecek. Yani bizi lime 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 parçalayacaklar burada. Şehirden hiçbir ses çıkmadı. Ne yazık ki Altınordu Belediyesi'nden sadece OSKİ'den bir Hüseyin Bey diye bir arkadaş geldi. İki su gözünü tespit etti. Hatta öbürlerine bile gerek görmedi. Konumlarını aldı. Bize yazdığı yazı yani bir taş ocağı açılmasında ne yazık ki su gözünün üzerine konküsör denilen makineyi kuracaklar. Ama ne yazık ki diyorlar ki bu su gözüne hiçbir zararı olmayacak diyorlar. Bu nasıl akıldır? Bu nasıl mantıktır? Yani resmen affedersiniz bizim aklımızla dalga geçiyorlar. Başka bir şey değil. Bu işin arkasında bu olay ortaya çıktığından beri, bu taş ocağı meselesi ortaya çıktığından beri yaklaşık Kasım ayından bu yana bu işin peşindeyim. Çok söylentiler oldu. Muhtar buradan kar payı alacakmış, muhtar izin vermiş. Ama inanın benim gitmediğim bu olay hususunda gitmediğim kapı kalmadı. Başvurmadığım sosyal medya veya yerel medya hiçbirisi kalmadı. Ben şunu söylüyorum. Ben kimseye ne izin veririm ne de bu köyü buradan konu şöyle bir şey ki buradan benim vatandaşımdan razı olup da işte benim yerim zaten uçuyor. Ben satsam da buradan yolunu açsınlar. Su Belediye tarafından bana talep geldiğinde bu iş için Aşkın Bey kendisi gelip benim mahallemde hatta taş ocağını kendisi gördü. Ben bir düşmanım da olsa evime de gelse kapım her zaman açıktır. Altınordu Belediyesi bana taş ocağı diye geldi ama benim ona söylemem burada dedim yaklaşık 25-30 civarında hissekar var dedim. Buralar hepsi hissekarlı tarım arazisi. Vatandaşlar dedim izin verirse ÇED raporunu alıp gelirsen ondan sonrası ÇED raporunu alsan zaten sen buraya girmeyeceksin başkan diye özellikle ibraz ettim. Ama benim bu laflarım benim iyi niyetli davranışım herhalde beni izin vermişçesine düşünülerek dün bile mahalleme gelip buraya en yakın haneye baskı yapmışlar. Ben şunu söylüyorum. Ben Eymir Mahalle Muhtarıyım. İkinci dönem muhtarıyım. İki senedir de şu anda ikinci dönemde iki senem oldu. Üç sene daha burada muhtarlığım var. Elimden geldiğince ben buradayım. Ben bu millette, bu halkta, bu Eymir Mahallesi de benim arkamda durduğu sürece getirdikleri hangi araç olursa olsun ben paletin altında kalmaya razıyım. Bu olay için, bu taşacağı için, bu mahallenin geleceği için ben feda olacaksa kendimi feda etmeye de razıyım. Bunu abartmıyorum. Çok samimi ve içtenlikle söylüyorum. Yarın benim torunlarım da muhtarım benim dedemmiş de bu da böyle olmuş dedirtmek istemiyorum. Tarihlerden önce, epey bir tarih önce Kaya Mezarı diye yapılmış eski yerleşim bölgelerinden bir tanesidir. Zaten köyümüzün tarihinde de bellidir. Köyümüzün tarihi çok eski bir zamanlara denk geliyor. Burası yaklaşık yüksekliği 1.80 metre olan ve genişliği 2 metreye 2 metre olan Karadeniz bölgesinde türlerin içinde en büyüklerinden bir kaya mezarı. Yaklaşık olarak 800 ya 900 yıllık olduğu söyleniyor. İlgili daha öncesinde bildiğiniz gibi bir kaya mezarı. Hatta kaya mezarı olarak vatandaş kaya mezarı olarak da bilmiyordu. Burasının bir mağara olduğu, işte belki bir define amaçlı gömüldüğü, o hususta hatta yer yer alınlarında dahi tahribatların yapıldığı, kenarlarında tahribatların yapıldığı bir yer burası. Ki ben muhtarlığımdan sonraki bir yıldan sonra burayı Kültür Müdürlüğü'ne tescil ettim. Ve şu anda
Çevresi, buranın çevresi koruma altına alındı ve kültür müdürlüğüne kayıtlı envanterlere geçti ve bana gelen yazıya göre ki çevre düzenlemesi yapılarak tarih eserler sıfatında gezilmesi, görülmesi gereken bir yer olarak tescillendi. Burada gördüğünüz gibi ben burada kamera görsün diye çökmüş durumdayım. Burada diyeldiğimde rahatlıkla diyebiliyorum. Ve sağımda yaklaşık 1.20, solumda da 1 metre olmak kaydıyla yaklaşık 2 metreden fazla bir genişliğimiz var. Yani 4 kişinin rahatlıkla yaşayabileceği veya 3 kişinin rahatlıkla yaşayabileceği, yaşam alanı sürdürebileceği bir yer. Ama burası tabii ki yaşam alanı olarak değil, eskiden ölülerini, vatandaşların ölülerini koydukları bir sığınak, kabir gibi bir yer burası.